Eğer hasta dişlerini fırçalayamıyor ve fırçalamanıza da izin vermiyorsa, kaynatılıp soğutulmuş bir bardak su içine bir tatlı kaşığı karbonat eklenmiş bir karışım hazırlayın. Elinize çift eldiven giyin. Bir tahta çubuğa ya da eğer yoksa sağ el işaret parmağınıza steril gazlı bezi dolayın, hastanın yüzünün size dönük olmasını sağlayın. Gazlı bezi karbonatlı su karışımıyla ıslatıp, dişlerin iç ve dış çiğneme yüzeylerine bastırarak masaj yapar gibi temizleyin. Temizleme ve masaj işlemini yaparken diş etlerinde hafif bir kanama olabilir, telaşlanmadan devam edin. Gazlı bezi değiştirin, karbonatlı suya batırın. Ağzın iç kısmını, yanakları, damağı, dil altını ve dil üstünü silin. Bu işlemi 2 ila 3 sefer tekrarlayın. Çatlamayı ve kurumayı önlemek için hastanın dudaklarına uygun bir nemlendirici sürün. Ağız içi, damak ve dilde renk, şekil değişikliği ve uzun süren kanama görüldüğünde diş hekiminize başvurun. Diş protezi olan hastaların diş protez bakımı içinse şu süreçleri uygulayın. Hastanın protezlerini gece yatmadan önce çıkarmasını sağlayın. Böylece hastanın diş etleri dinlenir ve mikrop oluşmaz. Protezlerin ılık suyla fırçalanıp karbonatlı su içinde saklanmasını sağlayın. Hasta bunu yapamıyorsa siz destekleyin. Protezlerini takmadan önce hastanın ağzının içinin diş fırçası ve macunla önerilen şekilde fırçalanmasını sağlayın. Ağzında hiç diş yoksa diş etlerinin tahriş olmasından kaçının. Protezleri bol suyla duruladıktan sonra yavaş hareketlerle hastanın ağzına yerleştirilmesini sağlayın. Kendisi yapamıyorsa destekleyin. Ağız içi aftların ve yaraların oluştuğu durumlarda diş hekiminize başvurun.